Aloha herkese ve Assassin's Creed Origins'e tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Direkt kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü Leyla'nın mağarasına baskın yapıldı Abstergo tarafından. Ve biz kendilerini öldürmek zorunda kaldık. Ama bu zaferimiz biraz kayıpla dolu bir zaferdi. Çünkü D'yi duyduğumuz kadarıyla öldürdüler. Yani bize bir otel odasından uzaktan yardımcı olan, Animus'tayken çok derinlere gitmemizi engelleyen ve bizi koruyan arkadaşımızı yok ettiler gibi. Biz de intikam yemin ettik. Aynen şey gibi, Bayek gibi intikam yemin ettik. Ve Animus'a tekrar geri dönüp bu sırrı çözeceğiz. Neymiş? Olay neymiş? Timsah öldürdükten sonra oldu bunlar zaten. Ne yapacağız? Şu anda ben de bilmiyorum. Döndüğümüz zaman gene Bayek mi olacağız? Belki Aya olabiliriz. Zaten haritaya bakıp bu bölümde ne yapacağımızı da şey yapmadım kendi kendime. Seçmedim. Göreceğiz. Bayağı uzun yükledim be. Ha? Evet, bayak olduk. Hotefres ve Henut nasıl acaba? Onları bir ziyaret edeyim diyor. Apollodorus'u da görmem lazım diyor. Çünkü tüm hedeflerimizi öldürdük. Bakayım hedeflere bakalım. Şimdi 5 tane burada vardı. 4 tane burada var. Büyük ihtimalle bir 3 tane buraya gelecek. Sonra 2 tane. Sonra en tepedekini öldüreceğiz. Gibime geliyor. Şimdi başka gear'ımız henüz. Hyperion diye bir tane gelmiş ama 66 çok önemli değil. Gönder 82'lik bir. Deathstorm'un yerini alabiliriz onu. Predator bombumuzu değiştirmeyeceğiz. Hippopotamus Charge. Bir shotgun bombumuz var. Onunla gideriz. Bakayım neredeyiz şu anda. Bir tane kamp var. Bu kampı bitirsek mi? Kamp bitirelim ya. Hazır gelmişken. Action'la başlayalım. Otefres'le konuşacağız. Sonra Apollodorus'la konuşacağız. Ama bunlar tabii ki ana görevler. Ana görevleri yapmadan bir şey mi yapsak? Yakınlarda yan görev varsa onu mu yapsak acaba? En son onları mı yapsak? Nasıl yapsak? Burayı bir halledeyim de. Birisi beni gördü gene. Sakin ol, sakin ol. Oo. Bak ya, bir kalkan vuruşuyla ölüyorum ya. Heh. Güle güle. Senu bir görüşemedik seninle ya. Burada treasure tamamdır. Bir de burada treasure. Kaptanlarımız nerede? Biri burada. Burası bayağı büyük bir kampmış. İlginç. Diğerini göremedik, sorun değil. Herhalde gösterecek kendini bir ara. Ok var mı yakınlarda? Şurada bir ok. Tedariki yapalım. Predator Bowl'la hiç uğraşmadan, zorlanmadan kendisini indirmek istiyorum. Merhaba. Şapkan güzelmiş. Okey. Yeah. Güzel yaptım. Kendimle gurur duydum şu an. Merhaba. Gördün ama çok geç oldu be. Vallahi yazık oldu. Evet, kaptanın üzerinden bir şey çıkmış olabilir. Güzel. 36 altın, 36 altındır. Diğer kaptan burada bir yerde diye tahmin ediyorum. Treasure varmış orada. O da treasure. Hadi abi. Heh, buradasın, tamam. Gidelim. Gördüğüm en büyük kamp olabilir bu. Ne istiyorsun? (Gülüyor)
Beni görmeye çalışıyordu. Oku gördü. Çok acımasız ya. Gerçekten Predator bu artık kullanmasam mı? Gerçekten çok acımasız. Tuzağa bir şey yapalım. Vuralım buraya. Merhaba. Hoş geldin. Sen de buradasın. Commander'lar tamam. Şurada. Dur. Sen o. Treasure'ları ne yaptık ya? Beklemiştim ben. Neyse dur. Yukarıda mı? Burası sanki bizi bayağı vakit kaybettirdi ama level atlayacağız. Sorun değil. Şey yapabiliriz. Sineye çekerim bu kaybettiğim vakti. Sineye çekebilirim çünkü vakit önemli bir şey var. Level. Level her ile level her şeyden önemli. Konuşamıyorum. Merhaba. Üzgünüm, yemeğinizi mi böldüm? Bak birinde başladım, komboyu diğerinde bitirdim. Ya görmeyin işte abi. Görmeniz sizin sağlığınız açısından hiç iyi olmuyor sizin için. O yüzden görmeyin. Bence görmeyin yani. O yani niye? Tamam hani bu işi yapmak için para almışsınız. Eyvallah da yani para her şey mi? Para her şey değil. Yazık ediyorsunuz kendinize. Merhaba. 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 Sen arkadaşlarına haber vermeye mi gidiyordun sen? Evet, level atladık sonunda. Gel. Oo. Çok sert. Ha? Ne oluyor ya? Zıplamaya herhalde yer kalmadığı için güzel vurdum. Yapamadık. Okey, başka ne var? Şurada bir loot var. Karbon kristal. 4 tane daha karbon kristal bulursak son upgrade olayımızı da yapacağız. Son iki treasure. Onlar da sanırım 45 derece güneybatıda olması lazım. Çok böyle şey oldu değil mi? Çok bilimsel konuştum gibi oldu. Ama gibi işte. Değil. Bilimsel değil hiç. Gibi. Neredeydiniz? Sanki buranın içindeydi ya. Ya da burada mıydı? Okey. Burası baya güzel bir malikane gibi. Kaç para acaba? Kaç dirhem? Bir dakika, yanlış şey yapıyorum ha. İyi geceler. Artık bıktım ya şeyden. Vahşetten şeyden bıktım. Hani kötülük yapmaktan bıktım. Uykularını öldüreceğim artık. Ne yapıyorsunuz burada hepiniz? Merhaba. Uyuyordu, sadece gözlerini kapattım ya. Gözlerini kapamayarak uyuyordu. Çok ilginç bir adam. Gözleri açık uyuyordu. Okey. Burası Berenike'nin malikanesi ya, tamamdır. Az öldürdüğümüz hatun vardı ya. Onun malikanesi. Bu arada Berenike ile beraber eski dostumuz Kensa'yı da öldürmüş bulunduk. Maalesef. Şuraya gideceğiz ama etrafta mesela şurada bir sürü yan görev var. Bunları yapalım bence. Sobek'in altını. Oraya gitmeden önce şuradaki soru işaretlerini ben kayıt dışı yaparım ya. Ama yolumun üzerindekileri yapayım. Şöyle gidelim. Ondan sonra ana görevi en son yaparız. Kaç dakikamız olmuş? 10 dakika olmuş. İyi, güzel. Her yan görev 10 dakika sürse, 2 tane yan görev, bir tane ana görev yaparsak 30 olur. Bir de üzerine şey, yanılsama payı. 10 dakikada yanılsama payı. Tamam, 50 dakika. Siz sağ, ben selamet. Hadi bakalım.
Giysimi değiştireyim ya. Her bölüm başka giysi giyelim. İlginçleştirelim olayı. Bu iyidir. Ninja gibiyiz. Mısır ninjası. Botumuza binelim. Soru işareti sanırım bir gemi. Yine bir gemiyi temizleyeceğiz. Yabancı maddelerden temizleyeceğiz. Öyle görünüyor en azından. Let's go. Ana görev takiplik alsın da. Sonra tekrar uğraşmayayım. Menüye gir, quest'i seç, quest'i işaretle falan filan. Gerek yok böyle şeylere. Evet, dediğim gibi gemi. Hop. Öldüm galiba. İkisinin arasında kaldım. Okey. Merhabalar. Selamlar. Nasıl güzel bir gün değil mi? Çok güzel bir gün. Aa, yayıyla vurdu bana. Sen bana vurdun mu yayınla? Yanıyorum. İçin yanıyorum. İçin yanıyorum. Ha, okey. Kimse kalmadı sanırım. Şey varmış. Oo, kaptan var. Shotgun yapalım. Shotgun. Çok acımasızdı. Başka? Yapmış mıyız? Bir küçük gemi, büyük gemi, küçük gemi daha. Okey. O zaman hop. Başka kim var? Sen varsın. İşiyor. Üzgünüm arkadaşım. İş üstünde gitti. Ay ne güldüm. Merhaba. Oh. Abi. Çok eğlenceli ya. Neyse. Fazla gülmeyin. Merhaba, ne haber? Her şeyde mizahı, komediyi bulmak lazım aslında. Hani ölüm sonuçta herkesin başına gelecek. Hayattaki en kesin şey ölüm. Ha, en doğru şey ölüm ama komik yani. Gördüğün gibi komik. Bak. Bak ne kadar komik bak. Bak. Ölmedi gerçi. Seni öldüreceğim dedi. Yedi burnunu oku. Ondan sonra da boynunda okla kafasına balta yedi. Yani komik şimdi bu. Yani objektif olarak komik. Ne varmış burada? Adam işerken gitti ya. O ne? Değerli taşlar bulduk galiba. Merhaba. Kaçış yok mu? Senin kaçışın yok bence. Okey, sen tamamdır. Senin kalkanın büyük. Kalkanın çok büyük senin. Abi tamam, kişi geldi. Aa! Yatırırım seni. Yere yatırırım. Kalkanın üzerine battaniye yaparım. Aşağı atacak mı? Ha. Kendisi düştü. Okey, burada bir tane loot var. Birden fazla loot var ama. Karbon kristal çok güzel. Son bir treasure'ımız kalmış. O da burada.
Aa, gemiye merdiven koymuşlar, ne güzel. Teşekkürler. Suikast için gayet uygun bir gemi. 10 üzerinden 9 veriyorum bu gemiye. Aa! Ya! Peki. Kim var? Ha. Yukarı atamıyorum. Sen aşağı gel. Ben niye yukarı çıkıyorum? Bu da okey. Geldin mi? Balta çok iyi ya. Bu da okey. Burada bir tane batık bir hazine var. Yalnız bir şey soracağım. Bu gemiler, bu iskelelerle, bu merdivenlerle nasıl yüzüyorlar? Acaba bir yere gitmek istedikleri... Ha, yukarı çekiyorlar bir yere gitmek istedikleri zaman. Okey. Okey, akıllıca, akıllıca. Flamingoların ve balıkçıların huzurlu bir günü varmış. Onu da yok et. Yani biz bozduk şu an. Sadece bir tanesi kaldı. İlginç. Onun hiçbir şeyden korkusu yok. Ölmesi lazım. Öldüreceğim onu. Eğer kaçmamışsa hala ben geldiğimde onu öldüreceğim. Çünkü ne derler bilirsiniz. Antik Mısır'da en tehlikeli düşman korkusuz bir balıkçıldır. Bu da okey. Hala yerinde misin? Ben hala yerindesin. Bak iyi bak, akıllıymış. Hala yerindeydi. Sonra kaçtı beni görünce. Merhabalar. Siz bu sefer iki kişisiniz. Evet, iki kişi olduğu zaman atıyor diğerini. Daha önce olmuştu bu. Okey. Şimdi şuraya bir gideyim ben. Ya da önce buraya gideyim. Çoktandır bir senkronizasyon yapmamıştık. Onu yapalım. Botta iki kişi olduğu zaman botu süreni aşağı atıyor. Çünkü oturacak bir yeri yok. Bu çok komik bir bölüm oldu ya. Güzel, komik başladık. Güzel. Hoşuma gitti. Her ne kadar işler kötü görünse de en azından Leyla için kötü görünüyor işler. Çünkü Abstergo'nun ajanları mağarasını bastı. Tekrar hani tehlikeyi belki savuşturdu ama tekrar gelmeyecekler diye bir kural yok. Tekrar gelebilirler. Yerini biliyorlar nasıl olsa. Düşünün, 5 tane okçu gönderirsek herhalde bir bayanı öldürürüz diye düşündüler ama yanlış düşündüler. Bu ne? Böyle her tarafta mektuplar var. İlginç bir şekilde hikayesine zenginlik katıyor oyunun. Lore'una zenginlik katıyor. Bazıları bir yerde bir şey var diyor. Bir hazine var diyor. Bazıları mesela quest veriyor falan filan. Güzel aslında. Kaç tane yapmışız bu arada? Onu merak ettim ben. Evet. 46, 12 tane kalmış. 12 tane senkronizasyon kalmış. 2 tane ability point'imiz var. Neye verebiliriz? Şu nedir? 3 tane için. Okey. Birini öldürdükten, normal meleği öldürdükten sonra, ama 3 gerekiyor onun için. Onun için de 3 gerekiyor. Bunun için 2 gerekiyor. Çok da önemli değil ya. Bunu zaten ben atın üstündeki adamı öldürüp gene atını alabiliyorum ben. Sorun değil o. En azından şey değil. Acil önemli değil. Bu olabilir bak, bu güzel. Milleti delirtebiliriz. Bunu yapalım. Kaos yaratmak için güzel bir skill. Tabi stealth oynamıyoruz gerçi ama çok da
Yani oynamak istersem en azından seçenek. Şeyi de yapmıyorum çoktandır. Hani daha doğrusu hiç yapmadım gibi. Birisini öldürdükten sonra bedenini bir zehir bombası olarak kullanabiliyorsunuz. Ama herkesi ben birini öldürdükten sonra herkesi öldürdüğüm için hani bir kullanımı pek de merhaba. Kullanımına çok gerek kalmıyor. Kimi? İki tane varmış. Bir tanesi de burada. Böyle görev yapmadan bile çok eğlenceli bir oyun ya. Şuraya gideyim de şu görevi yapalım artık. Forging Siva. Siva'nın ismini çoktan duymamıştık. Bizim biliyorsunuz köyümüz Siva. Rüyan görevi yapalım bari hadi. 20 dakikadır boş boş dolaşıyorum. Merhaba. Nasıl kaçtım gördünüz değil mi? Manevraları gördünüz. Sadece Isaac'te yapmıyorum o manevraları. Her zaman yapıyorum. Her zaman. Merhaba. Eski Siva'nın işaretlerini taşıyorsun görüyorum. Mecai rozeti mi o? Kaç paraya satarsın? Siva benim vatanım ve satılık değil bu rozet. Orada her şey satılık. Vadi pazarını, doğudaki vadi pazarını gezmen lazım. Gerçek hazine satıyorlar. Sahte değil. Gerçek Siva hazinesi satanlarla tanışmak isterdim ben gerçekten. Rozet satmak istemeden emin misin? Önemli değil. Bu şuvaların altındaki şeye bak diyor. Neye bak diyor? Tezgah. Kuş yuvalarının altında bir tane tezgah varmış da ona bakıyor. İlginç. Siva'dan hazineler satan bir yer varmış. Sanırım yasa dışı bir şey bu. Kaçakçılık yapıyorlar yani. Biz de Medjay'ın pek çok görevlerinden olan gümrük muhafaza görevini yapmak için gidiyoruz. Konuşacağız sanırım. Burada bir de papirüs puzzle varmış ayrıca. Aa çocuk satıyor bir de. Burası senin tezgahın mı? Evet benim. Çok uzaktaki Siva'dan çok güzel hazineler var. Sahte değil, sahte değil. Bir alana bir bedava. Gel abi, gel abi, gel abi. Yeni gerçek bir şeyin var mı hiç? En iyi parçalarım bunlar değil sanırım. Ne demek istiyorsun? Bunlar gerçek. Kampımda daha pahalıları var. Seni oraya götürebilirim. Buradan uzak değil. Takip edersin beni. Peki. Mecai rozetin çok iyi görünmüyor. Bizde daha güzelleri var. Gerçekleri var bizde diyor. Bu senin diğer hazineler de mi sahte? Hayır sahte değil. Söylemiştim sana. Ama nasıl bildin? Hazinelerim gerçek değil ama sahte de değil. Annemin gerçek hazineleri de var. Aa, benim de bir sırrım var. Siva'da bir mecaydım ben bir zamanlar. Gerçek hazineleri ben gördüm. Ama hiç adil değil bu. Hepsini ben kendim yaptım bunların ama. Kimse farkını ayıramıyor gerçeğinden. Endişelenme. Güzel sahteler onlar. Kimseye söylemem. Sana sahte de değil dedim onlar. Gerçekten mecay mıydın? Belki sen sahtesin. Sen çok utanmaz bir çocuksun. Bakalım annende neler var. Anasına bak kızın alma acaba. Hızlı koşsan keşke ya da ben atımı çağırayım atımı getireyim. Atımı getirin. Ota binecekmişiz peki. Birisi bağırdı. Annesine saldırıyorlar. Burada kahraman geliyor. Merhabalar, merhabalar. Gücünüz savunmasız kadınlara mı yetiyor? Pislikler. Ne kadar klişe bir söz. Kalkanın varmış senin. Sen gelsene. Aa, tekme attı bana. Vay şerefsiz. Şöyle yapsak. Yazık oldu sana be. Vallahi yazık oldu. Ya abicim şu tekmeyi atma artık. Pekala.
Bunlar bizim için küçük işler. Saçını mı kazıdılar? Aa, yazık. Bir tokat attım, şey oldu. Serbest kaldı. İstediğin her şeyi alabilirsin. Onlara söylediğim gibi hiç param yok benim. Ama Siva'dan çok güzel hazinelerim var. Eşsiz hazinelerim var. Anne, o bir haydut değil. O benim dostum. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Demek ki gerçeksin. Sahte olduğunu söylediğim için üzgünüm. Bizi kurtardı mı? Ona bir şey vermemiz lazım o zaman. Nezaketi her zaman, hiçbir zaman karşılıksız bırakmayız. Sivan Kopeş. Yani bir silah verdi bize. Gerçek bir imitasyonuymuş. Daha yapmıyorlarmış o silahı. Tabii ki, teşekkürler. Bu gerçekten gerçek. Neredeyse onun gibi hiçbir silah yok. Okey, bize silah verdiler ama tabii ki sahte. Gerçek gibi görünen bir sahte silah verdiler. Bakalım neymiş. Imitation Sivan Kopeş. Lanetliymiş bu arada. Lanetli silahlar var oyunda. Kullandığınızda mesela canınızı azaltıyor. İki tane. Aynen, 133'ü azaltıyor canınızı ama şeyi ne? Avantajı neyi bilmiyorum. Bakayım neymiş. Critical hit damage yapıyormuş. Yani critical vuruyor. Ve vurduğu zaman kanatıyor. Okey. Şimdi. Neyim vardı benim az önce? Baltam vardı, evet. Evet. Şimdi. Yakınlarda şu var. The Sickness. Sobek'in altını. Sickness'ı yapalım. En yakın o çünkü. Ondan sonra ana göreve gireriz. Güzel görevdi yani. Şimdi her ne kadar ben sahte Siva hazineleri satan yeri dağıtacağımızı, tezgahı dağıtacağımızı, satıcıyı da öldüreceğimizi düşünsem de tam tersi bir şey oldu. Hani beklediğimin dışında şeyler yapıyor. Genelde eski Assassin's Creed yan görevlerinde böyle tahmin edebiliyordunuz görevin nereye gideceğini. Bu biraz daha değişik. Hani tam tersi, sağ gösterip sol vuruyor. Hey! Ölüleri niye yakıyorsunuz? Tanrılardan korkmuyor musunuz? Ruhları sonsuza kadar lanetlenecek. Bunu yaptığım için özür dilerim ama hiçbir seçeneğim yok. Tanrılar bize bir hastalık verdi. Ölüler yanmalı ki yaşayanlar sağlıklı olsun. Yaşlılar hasta olmaya başlamış. Çocuklar aileleri izlerken karınlarındaki ağrıyla ölüyorlarmış yataklarında. Kimse bizi umursamıyor. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Fayyum'da fakirlere hiç bakılmazmış. Yani şu anda köyü saran bir veba salgını mı, öyle bir şey var. Bir hastalık varmış. Ve bu hastalıktan kurtulmak için, mikropları yakmak için ölüleri yakıyorlar. Hayattakiler, yani yaşayanlar hayatta kalsın diye. Vücutta hiçbir veba izi yok. İlginç. O zaman niye oluyor? Bu yemek çok pis kokuyor. Yemek için çok hiç uygun değil. Farelere bile layık değil. İnsanlar olsun. Evet, bu yemeği yapan kişiyle konuşmamız lazım. Başka burada bir tane daha şey vardı ya. Onu niye bakmadık? Neyse. Yediğiniz yemekten bahsedin bana. Nereden geliyor? Fakirler için bir tüccar yapıyor. Çok fazla değil ama yine de bir şeydir. Minnettarız. Sen de deneyebilirsin. Nasıl mideniz kaldırıyor bilmiyorum. Bu tüccarla konuşmam lazım. Nerede bulabilirim onu? Şu sanırım. Evi pazarın güneyindeymiş. Sanki şuna benziyor. Sen misin lan? Sen misin milleti zehirleyen? Ha? Konuş. Sen değilsin. Tamam. Devam et. Niye bu kadar fakir var burada? Çok güzel refah tarlalardan geçtim ben. Ha, onlar Yunanlı tarlaları. Yunanlar daha az vergi ödüyorlar. O yüzden refah içindeler.
What happens to the land when the farmer leave? Once the owners die, by law the land is freed. Bir dakika. If it's good land, the Greeks take it. If not, the desert takes it. Either way, Egyptians are left to starve. Okay. Yunanlı çiftçilerin. Once the owners die, by law the land is freed. If it's good land, the Greeks take it. Ha, okay, tamam. If not, the desert takes it. Either way, Egyptians are left to starve. Söyleyeceğim, bir dakika. Başka bir şey söyleyecek misin? Ha, tamam. Şimdi güzel tarlalar, mesela tarlanın sahibi öldüğü zaman arazi boşta kalıyormuş. Güzelmiş, güzelse eğer tarlalar, Yunanlar alıyormuş direkt. Güzel değilse zaten bırakıyorlarmış, kimse alamıyormuş. Her halükarda Mısırlı insanlar aç kalmaya mahkum bırakıyormuş. Burada gördüğünüz gibi fakir bırakılmaya mahkumlar. Yani Yunanlarla Mısırlılar arasında bir klas, bir sınıf farkı var. This is the home of the merchant who provides the food. Even the cats here look better fed than the poor. Buradaki kediler bile fakirlerden daha güzel görünüyor. Not all Egyptians seem to be equal. Some are just more equal than others. Bazıları diğerlerinden daha eşit. Güzel bir laf. This is awful. Bu çok kötü. Evet, insanların hasta olmasına şaşırmamak lazım. Kim böyle bir şey yapar ki? It is time we met this poisonous merchant. Give him a taste of his own cooking. Hey. Evet, geldi zaten. Bu benim evim. Kayboldunuz mu? Fakirleri niye zehirlediğini söyleyebilirsin bana. Benim tahminim, evet, arazilerini almak istemeyenden dolayı. Ölü olurlarsa daha iyi tabii ki. Ne duyduysanız emin olun, yanlış anlıyorsunuz. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Mutfağını gördüm tüccar. Ne yaptığını biliyorum. Ve adaleti getireceğim sana. Anlıyorum, tamam. Bu işleri değiştiriyor o zaman. O zaman şu anda hane tecavüz yapıyorsunuz ve kendimi koruma hakkım var şu anda benim. Benim de seni öldürme hakkım var. Gelin bakayım. Bunu çözebilirdik dedi ama bence çözemeyiz. Tek çözüm ölüm senin için. Yani Mısırlı çiftçilerin arazilerini, tarlalarını almak için arkadaş yemek veriyorum ayağına. Zehirliyor herkesi. Mısırlıları zehirliyor. Onların arazileri boşta kaldığı zaman da Yunanlılara peşkeş çekiyor. Tarlaları peşkeş çekiyor. Tarlaları veriyor Yunanlılara ya da kendisi alıyor. Şerefsiz. Okay. Onun paraya olan aşkı hastalığın ta kendisiydi aslında. Gerçek hastalık oydu. Okay, daha fazla ölüleri yakma olmayacak artık. Güzel. Güzel bir şey yaptık, evet. Yalnız bizi buraya getiren bayan nereye gitti onu bilmiyorum. Kaçtı herhalde. Merhaba, sen o musun? Ona benziyorsun. Hallettim her şeyi. Sıkıntı yok. Şuradaki kumaşçı diyecektim. Yani. Terziye gidelim. Yeni bir kıyafet var mı ona bakacağım. Merhaba. Yok. Her şeyi almışız. Burada bir yerde bir treasure vardı. Nice. Başka? Şimdi bence bu yan görev yapmadan önce daha bir sürü yan görev var ya. Bunları yapacağız. Hepsini yapacağız. Ana göreve gidelim. Evet, Hotefres'le ve Kenot'la konuşacaktık. Kleopatra'yla konuşacağız bir de. Bu neymiş? Ha, Felix bize arenayı söylemişti. Şeydeki, başka bir yerdeki, Sairin'deki arenayı söylemişti. Bu başka bir şey. Çok rare bir kalkan veriyormuş ödül olarak. Plakeler zaten en başından beri var. Bayex Promise, taş halka görevimiz. Okey. Merhabalar. Ya ben hiçbir şey yapmıyordum. Niye bana saldırıyorsunuz? Yeter. Let's go. Sakin ol. Onlar normal vatandaş. Ne yapıyorsun? Kafaların uçacak ya. Tamam, bota binebiliriz. Hop.
Flamingoları uçuralım. Uçun flamingolar. Aa, ha şimdi uçtular, tamam. Biraz geç yavaşlar sanki. Flamingoların beyinlerinde bir sıkıntı var. Hava mı kararmış biraz? Halledelim onu. Niye halledemiyorum? İlginç. Demek ki botta olmayacağız. Karaya çıktığım zaman gündüz yapacağım. Karanlık. Gene uçurtmalar. Bu uçurtmaların bir görevi olması lazım. Bir özelliği olması lazım ya. Boşuna koymasınlar bu uçurtmaları buraya. Aa, çok güzel oldu uçurtma. Uçarken güneşi gördüm. Atımı getirin. Fayum vahası. Bu arada tarlanın ismi Philadelphia'ymış. Philadelphia biliyorsunuz Amerika'da bir şehir ismi. Aa! Siz istediniz bunu. Bunu siz istediniz. Hooo! Abi atımı öldürdü. Ha öldü, ölmemiş, tamam. Neredesin? Heh, buradasın. Ya kendi kendime giderken abi saldırıyorlar ya. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Kendi halinde. Adalet dağıtıyorum yani ben. Bak, hiçbir şey yapmıyorum abi. Silahım dışarıda olduğu için mi acaba? Yoksa kampın içindeyim o yüzden. Ha. Sorry. İyi ki bir kampınız var ha. Ne var yani? Burası sanırım sığ bir su. Evet. Güzel. Otefres. Hani bir tane önceki bölümlerde gördüğümüz Shadia'nın babası kendisi ve çok yakışıklı, çok kır saçlı bir karizmatik bir abimiz. Otefres'in de sanırım Assassin'lerle bir alakası olacak. Philadelphia'ya geldik. It's always sunny in Philadelphia. Her zaman güneşli burası. İzleyenlere buradan selam olsun. Güzel güzel dizidir. Tavsiye ederim. Ya bunu yapmazsam. Bunu yapmazsam olmaz. Aa, son anda. Ölümsüzler. Okey. Assassin'lerin şeyi anlaşıldı. Olayı anlaşıldı. Ölümsüzler. Aslında bu gördüğünüz Ezio'nun estetik cerrahi geçirmeden önceki hali. Otefres. Otefres, neler oluyor? Dostum, geldin ve kafama ok attın yani. Olan şey bu. Niye böyle bir şey yaptın? Bu kim? Henut nerede? Eşim nereye gittiyse orada. Soğuk ve çekingen. Bu dün. Dün mü? İsmi dün mü? Ya bu teyzeyle ne yapıyorsun sen ya? Vay anasını. Henut gölün orada demek ki. Oraya götürürüm seni. Ya eşi yokken bu teyzeyle... Bir dakika, bakmam lazım teyzeye. Abi. Sen neyin peşindesin ya? Bak bir şeye bakın abi. Şu bir bu arkadaşa bakın. O kadar da yakışıklıydım ha arkadaşa, bak bak. Şey ya, sen direkt Ezio'nun Revelations'daki haline benziyorsun ya. Gayet cool, gayet karizmatik bir adamsın. Bu teyzede ne arıyorsun sen Allah aşkına? Neyse. Gerçi Kenut'un da... Evet, ne yapıyorsun Otefres? Her şeyi kaybedeceksin. Biliyorum biliyorum. Kimseye şu anda yararım yok. O zaman yararlı ol. Kızgın ol. Kılıcını al ve savaşmaya başla.
Ha, herhalde kızının kaybından dolayı dağılmış direkt yani. Böyle saçma saçma insanlarla beraber oluyor. Kılıcımı yıllar önce astım ben. Apollodorus benden bunu talep ettiği için sadece savaşmaya başlamıştım. Artık Shadia öldü. Büyük bir şey oluyor şu anda. Yardım etmek istediğin için haklıydın. Aptaldım ben. Yapmak istemedim. Kenut ısrar etti. Görevimiz olduğunu söyledi. Eğer onu dinlemeseydim Shadia hala hayatta olacaktı. Yani şimdi haksız değil aslında. Apollodorus Hotefres'e, hani Hotefres bizim muhbirimizdi ilk başta. Suyun yanında bir sunak yaptık diyor. Shadia suyu çok severdi. Akşam yemeğinden önce balıkları beslerdi. Evet, beraber beslerdik balıkları. Evet. Shadia'nın anasına bir sunak yapılmış burada. Henut, seni görmek güzel. Henut. Tabii bir annenin acısı normal. Şu anda böyle. Hem kızgın hem üzgün. Yardımcı olacak bir şey olabilir. Siva'da birinin ölümünü işaretlemek için bir ritüelimiz vardır. Bu ritüel için bir şey gerekiyor. Birazdan getireceğim, merak etmeyin diyor. Heron, evet. Daha önce yapmıştık bunu. Heron, yani balıkçıl tüyü vererek Anubis'in kalbimizle tüyü beraber tartıp hangisinin daha hafif, hangisinin daha ağır olduğuna inanıyor. Yani olduğunu görmek için bir teraziye koyuyor Anubis. Kalbimiz tüyden hafifse iyi biri izlemektir. Yani öyle bir şeydi. Şimdi onu vereceğiz. Siva'da birisinin ölümünün yasını tutmak için yapılan bir ritüel bu. Daha önce birisine vermiştik. İntihar etmek üzere olan bir kadına vermiştik. Bak yine tarladan geçiyoruz ha. Ölümden sonra sürekli bir tarladan bahsediliyor. Bu da ona bir işaret olabilir. Tarladan geçiyorum ben de. Okey. Sana söyleneni yapacaksın. Seni tembel pislik. Daha fazla tahıla ihtiyacın varsa daha fazla tahıl yetiştir. Benim problemim değil. Kaptan, henüz hayır, yapamayız bunu. Bu çiftçiden tahıl almadığını biliyorum. Çünkü pek çok Mısır yasasını çiğniyor oluyorsun demektir bu. Kayyum memurlar olarak ikimiz de bunun farkındayız, değil mi? Yakında görüşeceğiz seninle memur. Ya da yetkili. Evet, yani yasa dışı şeyler var. Evet, yasamızı artık bırakmamız lazım. Diğerlerinin acı çekmesine izin vermememiz lazım. Bir zamanlar savaşçıydın, tekrar savaşmanın zamanı geldi. Kendin de yozlaşmayı, görüyorsun, yolsuzluğu görüyorsun. Bu bitmedi artık. Yalnız bana bakarak eşinle konuşuyorsun. Çok ilginç bir şey bu. Ha, bana görev vermiş zaten. Philadelphia'nın Ptolemy kaptanını öldüreceğiz. Güzel. Yas'la alakalı yapılacak başka bir ritüel de bu. Kızgınlıkla pislik insanları öldürmek bu yani. Son bir okum kalmış. Ah! Kaptana vuracaktım, ona geldi. Çıkın çıkın. Hepiniz çıkın.
Ölüm çatısına çıkın hepiniz. Bak, bak. Gel gel, geleceksin sonunda sen buraya. Sonunda buraya geleceksin sen. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Ha! Ha, geldin sen değil mi? Bak indi geri, geriye indi. Bak bak bak. Taktiklere bak, taktiklere. Gelmiyorum aşağıya. Gelmiyorum. İnat değil mi? Yakarım. Oh. Okey, bir dakika. Yürü. Terbiyesiz pislik. Yakarım, bu gezegeni yakarım ben. Tamam mı? Adam olun, akıllı olun. Bir sembol var. Bu sembolü tanımıyorum. Belki Autofres daha fazla şey biliyordur. Özlenmeyecek kendisi ama bir komutandan bahsetti. Başkası bu emirleri veriyor. Bu iş bitmedi. Yaşıyorsun. Henut'u öldüreceklerdi. Önce ölüm onları buldu ama. Onlara imreniyorum aslında. Ha, ölümünü imreniyormuş. Ölmek istiyormuş. İlginç. Bu askerlerin anladığı başka bir dil yok sanırım. Hak ettiler. Daha fazlası var. Kaptan emirleri vardı. Bu sembolü buldum, biliyor musun bu sembolün ne olduğunu? Bu iyi değil hiç. Bobastos kalesinden doğuda kendisinin dokunmaz olduğunu sanan başka bir Malakya tarafından. Malakya bir Yunan küfürü galiba. Henut haklıydı. Eğer hareket etmezsek insanlar acı çekmeye devam edecek. Bayak, bunu sorduğum için üzgünüm ama yardımına ihtiyacımız var. Önce bir şey yapmam lazım yalnız. Birazdan döneceğim. Ne yapacağız? Aynı şeyi söylüyor. Shadia için bir son bir veda görevi. Güzel bir ritüel, yani anlamlı bir ritüel. Shadia. Lotus çiçeğim. Başka hiç kimse senin acı çektiğin gibi acı çekmeyecek. Buna yemin ederim. Elveda küçük kurbağam. Sonsuza kadar özgürce yüz. Abi çok duygulandım şu an ha. İşte bu ya, işte Ubisoft bu işte ya. Yıllardır bunu bekliyoruz senden biz. Güzel. Direkt görev vermeyecekse burada bitirelim. Güzel bir final oldu. Evet. Buraya gidelim. Devamı var zaten. O tefresle konuşarak görevi devam ettirebiliriz. Belki bir dahaki bölümde öyle yaparız. Tam bir ninja duruşu şu anda. Ninja giysilerim de var üzerimde. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.